Kardeş Azerbaycan, 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarının büyük bölümünü bundan 3 yıl önce kurtardı. 44 günde gelen zafer 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmayla tescil edildi. Dost ve kardeş ülkenin zafere giden zorlu yolunda Türkiye hep Azerbaycan'ın yanında durdu. 20. yüzyılın sonunda Güney Kafkasya'da başlayan işgal girişimi 27 Eylül 2020'de Azerbaycan ordusunun harekatıyla son buldu. 44 gün süren operasyon sonucunda Hankendi, Hocalı, Hocavent ve Askeran gibi bölgeler dışında kalan yerler geri alındı. Mütabakat imzalandı, Ermenistan ve ona bağlı gruplar yenilgiyi kabul etti. Savaşta Azerbaycan ordusu 2908 şehit verdi. 94 sivilde Ermenistan'ın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 44 günlük muharebe silahlı insansız hava araçlarının taktik gücünü ortaya koydu. Ermenistan ordusunun hava savunma araçları, mevzileri ve cephanelikleri Bayraktar TB2'ler marifetiyle imha edildi. Halkın moral seviyesini yukarı çeken Bayraktarlar savaşta da psikolojik üstünlüğü Azerbaycan'a kazandırdı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi araçlarının boy gösterdiği savaşta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev defalarca Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı, üçüncü bir ülke dahil olursa Türk F-16'ları hazır bekliyor mesajı verdi. İşgalden kurtarılan bölgeleri ilk ziyaret eden lider de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Savaşın ardından Azerbaycan devleti bölgenin güvenliği, imar ve inşası için çalışmalar başlattı. Mayınlardan temizlenen bölgelere alt ve üst yapı için yaklaşık 10 milyar dolar harcama yapıldı. Bakü yönetimi faaliyetlerde Türk firmalara öncelik verdi. Akıllı şehir ve köylerin kurulduğu bölgeye iki uluslararası havalimanıyla 1000 kilometrenin üzerinde otoyol ve demir yolları kazandırıldı. Karabağ'dan göçmek zorunda kalan ailelerin de geri dönüşleri başladı. Diplomasi ise hiç durmadı. 3 yıl süren görüşmeler Rus güçlerinin bulunduğu bölgelerden Ermeni terör unsurlarının çıkarılmasını sağlamadı. Azerbaycan ordusu da bunun üzerine 19 Eylül 2023'te bölgede anti-terör operasyonu başlattı. 24 saat süren operasyon sonucunda kanun dışı siyasi ve askeri yapılar etkisiz hale getirildi. Kritik isimler tutuklandı. Azerbaycan'ın ilkeler üzerinden sunduğu barış teklifi Erivan yönetimi tarafından kabul edildi. Taraflar yakın zamanda nihai anlaşmanın imzalanması için şartların oluşmasını bekliyor.